insanların insan olması hasebiyle değeri üstündür. Ve insani olarak birbirlerine güzel davranmaları gerekir. Özellikle inananların birbirlerine, akrabalarına, ailesine, komşularına güzel davranması dinimizin emridir. Gerek komşu ilişkileri, gerekse akrabalık ilişkilerinin temelinde inancımız, kültürümüz, gelenek ve göreneklerimiz yatar. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da akrabalık haklarına riayet etmemizi, komşuluk haklarına riayet etmemizi bize tavsiye eder. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da özellikle akraba haklarına riayet etmemizi, hatta bu hususta komşuluk haklarına riayet edilmesini belirtirken, komşusu açken tok yatan gerçek mümin değildir buyurmuştur. Bu yüzden Müslümanlar sosyal hayatta daima akrabalarını, komşularını korumuşlardır. Onlar hastalandığında ziyaretlerine gitmişlerdir, daraldığında yardım etmişlerdir, dertlerine ortak olmuşlardır, sevinçlerine ortak olmuşlardır. Bu anlamda komşuluk ilişkileri, akrabalık ilişkileri dinin bir gereği olduğu için bir ibadet ruhuyla bunu gerçekleştirmişlerdir. Bu önemli. Diğer taraftan yaşlılara sevgi göstermek, saygı göstermek yine dinimizin bir gereğidir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de malumunuz Allah-u Teala kendisine ibadeti emrettikten sonra anneye babaya itaati emrediyor. Onlara güzel muamele etmeyi emrediyor. Hatta birisi veya her ikisi yaşlandıkları zaman da onlara bağırma, çağırma şöyle dursun, öf bile demeyin diyor. Ve onlara karşı çok mütevazı, sevecen, nezaketli davranın diyor. Bundan hareketle bizim kültürümüzde yaşlılara saygı çok büyük önem taşır. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı duymayan bizden değildir buyurmuştur. Çünkü yaşlı neslin her şeyden önce bu toplumun gelişmesine her yönüyle katkı sağlamıştır. Onların bu açıdan değerini bilmek, kadir kıymetini önemsemek gerekiyor. Zira kendi yaşlılarına saygı göstermeyen millet daha sonraki nesillerden saygı göremez. Bunun bir kere çok önemi var. Dolayısıyla bugün de aynı şekilde bunu biz gençlerimize, insanımıza anlatmamız gerekiyor. Mesela büyüklere saygın her şeyden önce aileden başlamak gerekiyor. Aile bireyleri içerisinde o zaman tabii çekirdek aileden ziyade geniş bir aile hakimdi. Yani ana, baba, çocuklar, gelin, hatta zaman zaman amca bir arada olurdu ve bu aile içerisinde evlilik vuku bulduğu zaman da hemen başka bir eve taşınmaz, o evin içerisinde gelin getirilirdi. Allah onlara çocuk lütfettiği zamanda da mesela bir delikanlı, bir hanımefendi anasının babasının yanından ayıp olur düşüncesiyle çocuğu kucağına almazdı. Belki bugün bu bir aykırı bir söylem gibi, uygulama gibi gerekir ama o saygının ifadesiydi. Hatta ben hatırlarım, benim annem hayatında hiçbir zaman benim bildiğimden itibaren vefat edinceye kadar
dedem bize gelirdi. Hatta sabah namazına gelirdi. Sabah namazına gelirdi. O zaman köyde cami vardı ama görevli yoktu. Ezan okurmazdı. Babam da sabah kalkar ezan okurdu. Dedemin evi yakındı. Dedem bize sabah namazına cemaate gelirdi. Annem hemen yataktan fırlar. Babasına saygı hususunda güya yatağı düzeltir böyle görmesin babam diye. Ve bu anlamda onu içeri davet ederdi. Ben annemin, dedemin yanındayken babamın ismiyle çağırdığını hiç duymadım. Hep o zamirle hitap ederdi. Ve bu bir saygının gereğiydi. Diğer taraftan hiçbir şekilde anne babanın yanında ayak ayak üstüne atılmazdı. Hatta sigara içilmezdi. Sigara içmek şu anda da belki yine yadırganıyor ama sigara içilmezdi. Yine hatırlarım, abim çok küçük yaşta sigara içmeye başladı. Tabii bizim evde sigara içen olmadığı için annem bunu anlardı. Ve abimin nefesini koklardı. O da nefesini tutardı. Ne zaman ki artık tutma seviyesini aşınca kaçardı filan. İşte sigara içti, oradan anlaşılırdı. Gerçekten büyüklere hürmet edilirdi. Hastalandığı zaman da ziyaretlerine gidilirdi. Bayramlarda mutlaka mahallenin, köyün büyükleri kimse, onların ellerini öpülmeye gidilirdi. Evler tek tek dolaşılırdı. Ve bu şekilde böyle bir sıcak bir ilişki vardı. Hele hele hasta oldukları zamanda ziyaret edilmeyen köy büyüğü kalmazdı. Bu şekilde böyle bir sıcak bir irtibat devam ediyordu. Yine aynı şekilde komşusunun, bakınız ilişkiye bakınız, komşusunun veya akrabasının bir işi kaldığı zaman da bu buna koşulur. İmece usulüyle onun işi yapılır. Hatta hastaların, işini göremeyecek durumda olanların işleri bir an önce bitirilir. Ve o kişi de kendini garip saymazdı o toplumda. Bu şekilde böyle bir ilişki, bu şekilde böyle bir aradaki tesanüt, dayanışma devam edip giderdi. Bunları tabii yine bu geleneklerimizi, göreneklerimizi tekrar ihya etmemiz gerekiyor, anlatmamız gerekiyor. Onları tekrar gençliğimizin dimağına yerleştirmemiz gerekiyor. Çünkü saygının, sevginin olmadığı bir toplumda insanlar bir araya gelemez. Birlik, beraberlik de o toplumda sağlanamaz. Çok katlı binalar yoktu. Gecekondu şeklinde binalar vardı. Nüfus yoğunluğu da yoktu. Ama insanlar arasında ilişkiler daha sıkı, daha anlamlı yürüyordu. Mesela bir gecekondudan öbür gecekonduya sesleniyordu kişi veyahut da bir onun duvarına çıkarak veya komşusunun halini hatırını sorabiliyordu. Hatta hatırlıyorum, dikili taşta bir küçük bir cami vardı. Genelde gecekondu hakimdi oralara. Küçük bir cami vardı ve o camide insanlar bir araya geliyordu. Ve camideki cemaat birbirini tanıyordu. Birbirini tanıyordu. Hatta cemaate gelmeyen, vakit namazına gelmeyen kimseler bir gün gelmedi, iki gün gelmedi. Hemen soruyorlar, acaba hasta mıydı, hasta mı yoksa bir işi mi çıktı, başına bir şey mi geldi diye soruluyordu. Ve hemen onun evine gidiliyordu, hal hatırı soruluyordu. Ve bu şekilde komşular birbirini ziyaret eder, iftara davet eder. Hastalandığı zaman da ziyaretine gider. Böyle bir ilişki devam ediyordu. Tabii bu
aslında toplumun gerçekten nirengi noktasını teşkil ediyor bu gibi faaliyetler, hareketler. Eğer insanlar arasındaki bu kaynaşma olmazsa bu toplumun birliğinden, dirliğinden söz edemeyiz. O açıdan komşuluk ilişkileri bugünkü şehirleşmeyle, belki kentleşmeyle birlikte, buraya bir atıf yapmamız lazım, kentleşmeyle birlikte ciddi manada sarsıldı. Zeytinburnu'na geldiğim zaman da önemli komşularımız vardı. Küçük bir mahalle bakkalı vardı. O zaman mahalle bakkalları çok önemliydi. Böyle süpermarketler, büyük AVM'ler bulunmuyordu. Herkes o mahalleye gidiyordu, o mahalle bakkalına. Oradan sütünü alıyordu, yoğurdunu alıyordu, peynirini alıyordu. Orada ayaküstü sohbetler çok güzel oluyordu. İnsanlar o bakkal sayesinde birbirini tanıyordu. Cami sayesinde insanlar birbirini tanıyordu. Yaşlılar öncelik kendisinden küçük olanlara nasihat edirlerdi. En önemlisi, evladım biz bunun kıymetini bilmedik. Bak şimdi yaşlandık, elimiz ayağımız tutmuyor, zor yürüyoruz. Sağlığınıza dikkat edin şeklinde nasihat ederlerdi. Anne babamız bizim her şeyimizdi. Dolayısıyla onlarla beraber olmak bizi mutlu kılıyordu. Biz onların yanında bağırmaz, çağırmazdık. Hatta ne kadar efendim yaşlanırlarsa yaşlansınlar, onlar yine bizi bir çocuk gibi görüyor. Dolayısıyla bir çocuk şefkatiyle bizi seviyor. O şekilde bize merhamette bulunuyor. O açıdan biz annemize, babamıza hiçbir onları üzecek veya onları derinden yaralayacak söz söylemezdik. Gayet yumuşak. Çünkü Kur'an'ın emri de bu zaten. Gavlen leynen, yani yumuşak sözle muamele edin emrine binaen biz annemize, babamıza her zaman saygı gösterirdik. Onlar yorulurlardı, eve öyle gelirlerdi. Ve bizim için her şeylerini feda ederlerdi. Dolayısıyla onlara bizim çok büyük bir minnet borcumuz var. Kur'an zaten bu minnet borcunu ifade etmek için annenize babanıza teşekkür edin diyor. Anne gerçekten saygı duyulması gereken, baba itaat edilmesi gereken bir varlık. Dolayısıyla bu anlamda sadece ben değil, bütün evlatların annelerine, babalarına saygı göstermesi, itaat etmesi gerekiyor.